vakıf eserlerinin Gebze'nin kentleşmesinde çok önemli katkısı olmuştur. İşte o vakıf eserlerinden bazıları. Tarihi çifte hamamlar, diğer bir adıyla Çoban Mustafa Paşa Hamamı ve İbrahim Paşa Çeşmesi vakıf eserleri, asırlardan beri insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Hamam, 1523 yılında Mimar Sinan'ın kalfası Hüseyin Ağa tarafından inşa edilmiş. Çarşı hamamının karşısında bulunan Vakıf Medeniyeti Abidesi Tarihi Çeşme, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri İbrahim Paşa tarafından 1664 yılında yapılmış. Suyun akışı, Yazı Çayırı'ndaki tarihi su dolabından terazi sistemiyle sağlanan çeşmenin kitabesi, vakıf medeniyetinin taşa vurulan mührüdür. Tarihi su dolabının içerisi, su medeniyeti tarihimize ışık tutuyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Vakıf, İslam hukukundan sırf Allah rızası için bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de diyebiliriz. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin sadece isimlerini bile saymak kitaplara konu olur. Bu eserler arasında neler yoktur ki? Ama biz sadece insanlara su ulaştırmak için yapılmış olanlara baktığımızda bile büyük bir zenginlik, büyük bir çeşitlilik görüyoruz. Çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, gasilhane, çamaşırhane, su yolu, sarnıç. Geçmişten günümüze devletlerin suya verdiği önemini ortaya çıkaran çarpıcı örnekleri çoğaltmak mümkün elbette.